üzeredir. Ahlakı üzeredir. O zaman salih bir kişiyle ol. Kûnûmâ sâdıkîn ayeti bak. Sadıklarla olun. O ne yapıyorsa siz de öyle yapın. Senden üstün olsun. Ya rahmetli babam, Allah geçmesin, rahmet eylesin. Oğlum, her daim kendinden üstün kişiyle arkadaş ol derdi. Ne kadar büyük yani. İsabetli söz. Bak, o yüzden kişi diyor hadis-i şerifte, kim ile arkadaşlık yapıyor onu iyi baksın, iyi seçsin. O iyi arkadaş olursa seni arar, namaza teşvik eder, çağırır. Bir, ikincisi haram lokma, şüpheli lokma yemeyelim. Haram lokma girince ibadet zevki gider. Ağırlık olur. İçki, kumar gibi böyle ne bir esrar gibi şeylerin haramlılığı belli oluyor. Adam içki içse sarhoş olduğunu anlıyorsun. Ama haram yiyince haram sarhoşluğu gözle görülmüyor. O tembellik oluyor, ağırlık oluyor. İnsan işte o zaman ne oluyor? İbadetten aksaklık yapıyor. Mevla inşallah görür gibi inanmaya, görür gibi kılmaya, görür gibi yani ibadetleri böyle görmüş gibi, müşahede gibi olmaya nasip etsin inşallah. Hocam yurt dışında kafirler çok selam veriyorlar birbirlerine ve bize yani kendince hay selam diyorlar. Kadın erkek hepsi onlara da bize selam vermemiz, almamız doğru olur mu? Yoksa biz de hay Mevla diridir o manada o niyetle hay desek olur mu? Olmaz. Bizim selamımız ve aleyna diyeceksin. Ona selamu aleyküm dese onlar mesela Türkiye'deki gayrimüslimler Türkçeyi bilirler. Selamun aleyküm lafzını bilirler. Ha bilmeden verdin verdin o ayrı şey ama biliyorsun sen verme. O verirse selamu aleyküm derse ve aleyna de ve aleyna bize olsun. Ve aleyküm deme. Aleyküm size de olsun demektir. Aleyna. O yüzden bilhassa Eminönü'ne Hasır Çarşısı'na bileyim bu esnafların olduğu yere giderseniz orada bayağı gayrimüslimin yeri vardır aslında. Ama kapıya adam besmele asmıştır. Müşteri gelsin diye besmeleyi ayet-i kürsüye asmıştır oraya. Oraya girip de sen o zaman besmeleye bak da besmeleye selam ver bari. Veya meleklere niyet edersin. Veya tezgahtar belki Müslümandır. Ona selam verirsin. Asıl mal sahibine selam verirken kimdir onu anlamak lazım. Bilmiyorsan hadi neyse. Bile bile olmaz. O yüzden arkadaşlar dikkat edelim. Selam böyle ucuz bir şey değil. Fasık insana bile selam verilmez deniyor. Ama emr-i maruf niyetiyle verelim. Uyansın diyen ha. Şurada bir soru var. Acayip bir soru. Hocam diyor sakalım sebebiyle zor durumdayım diyor. Bakalım neymiş zorluğu. Selamünaleyküm hocam. Sakalım ve şalvarım sebebiyle ailemle ayrılma noktasına geldim. Allah Allah. Annem ile eşim sarığımı, cübbemi her seferinde sobaya atıp yakıyorlar. Duyuyor muyuz? Buradan. Çok zor durumdayım. Eşim de abilerini arayıp sanki çok kötü bir şey yapıyormuşum gibi beni peşime düşmüşler. Hocam çok sevdiğim mescitten uzak kaldım diyor cemaatten. Görüyor musunuz arkadaşlar? Huzurum kalmadı. Allah yardım etsin. Sarığa, cübbeye, şalvara niye düşme alıyorsun? Niye? Ne var onda yani? Efendimiz Aleyhisselam sarıklıydı. Sünnettir. Fistan giydi, dua etti. Cübbe giydi, namaz kıldı. Dedi ki öteki cübbemi getirin. Ondan sonra padişahların, Osmanlıların hep şeyleri, resimleri böyle. Şimdi Fatih'in bir turasını bulmuşlar genç. Para, sikke üzerinde Fatih'in şey resmi var. Sarıklı, sakallı. Onlar sarıkla sakalla dünyaya ferman okudular. Biz sarığı da çıkardık, sakalı kestik. Olduk zefil. Ayak altında kaldık. Ya arkadaşlar farkımız olması lazım, farkımız. Bu sakal Allah-u Teala bak erkekte var bu. Kadında bu tüy yok. Ya kadında başka özellik var. Herkesin özelliği değişik. Niye fıtratı değiştiriyorsun? Sakalı kesmek haram. Şafilerde de mekruh demek haram demektir. Dört mezhepte genel fetva haram demektir. Cumhurun şeyi bu. Bazı cumhura muhalif kişiler adettir, madettir diyorlar. Ne adeti? Efendimiz Aleyhisselam adeti. Şimdi adet deyip de yani basite alıyorlar. Olmuyor şey ya. Adet deyince kimin adeti kardeşim? Efendimiz Aleyhisselam adeti sağ ile yemek. Sen sol ile mi yiyeceksin? Onun adeti camiye girerken sağ ayakla girmek. Sen sol ayakla mı gireceksin? Sevri rahmetullahi aleyh bir gün camiye sol ayakla girmiş dalgınlıktan. Ona bağırmış öküz. Sevri öküz demek. Oradan ismi kalmış. Ya bize şimdi böyle mi bağıracaklar? Din geldi. Sünnetine söylendi artık ya. Bunları yapalım. Tuvalete girerken, helaya girerken sol ayakla. Çıkarken sağ ayakla. Buna dikkat edersen o zaman Allah-u Teala seni dikkatli kullardan yazar. Dikkat etmezsen dikkatsiz yazar ve edepsiz yazar. Ya. Bak abdestte elleri böyle hani hilalliyoruz ya. Bir de ayakları da alttan hilallemek var. Bu farz değil, vacip değil. Belki sünnet de değil, müstehap. Edep yani. Abdest alırken ayak parmaklarını alttan serçe parmağıyla beraber hilalleyip suyu oraya girdirmek sünnetten de daha düşük
derecede adab deniyor ona. Müstehap. Yani sünnet olsa belki zorluk olur diye, insan da yapmaz diye. Müstehap fetvası verilmiş. İmam-ı Azam'a göre müstehap. İmam-ı Azam Efendimiz bunu unutmuş. 20 senelik namazını iade etti diyorlar. Ya. Niye iade etti? İşte bak, fazileti yakalamak için. Adam İmam-ı Azam Ali'yle konuşuyor. Sen kim oldun, kim oldun? Ne konuşuyorsun ya? Önce hiç olmazsa bir 20 günlük namazını bir düzgün kıl da, diyelim namaz kılıyor bu adam 30 gün. 30 gün kılarsa bir adam cemaatle münafıklıktan kurtuluyor. 30 gün cemaatle kılarsa bir adam, ona münafıklıktan kurtuldu diye perat veriliyor. Ya adam cumaya gelmiyor. Cumaya gelmiyor adam ya. Çağrılıyor çünkü. Hani cumanın bazı şartları yok diyelim ama çağrılıyor. Ümmet cumaya koşuyor. Müslümanlar cumada, sen başka yerde dolaşıyorsun. Televizyonda dolaşıyorsun. İşin var, gücün var diyorsun. Öyle olur mu? Bereket kalmaz. İki yakası bir araya gelmez. Cuma gelmeyen adamın iki yakası bir araya gelmez. Cumadan kaçmayalım. Şartlar yoksa o zaman şartları oluştur. Tebliğ yap. Anlat. Yani şart yok deyip de namaza kaçırmıyorsun. İzâ nûdiye lissalâ, ayet var kardeşim. Ayette çağrılıyorsun. Çağrılmaya müsaade var. Tamam. O yüzden fırsatları değerlendirmek Müslümanın vazifesidir. Allah-u Teala razı olsun. Sohbetimizi noktalayalım inşallah. Şimdi Salat Tefrici okunmuş. 6 tane 4444, yani 26.644, 26.664. Ayrıca musibetlere karşı 36 tane Yasin Şerif okumuş. Daha başka bir şey okuyan varsa hepsi niyet ediyoruz. Subhan rabbiyal azim ve vehhab amin elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala rasulillahi ve ala alihi. Rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim ve tub alayna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahmeten inneke entel vehhab. Ya Rahman Rahim, ya Rahman. Bu okunan Salat Tevriciler ve Yasin Şerifleri ve diğer zikirleri kabul eyle Rabbel Alemin. Bunların bereketiyle evvela bunlardan hasun sahabe hüsnü sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamber azam aleyhissalatu vesselam ve ashab-ı kiram tabi tebe tabin muhaddisin fesilmiş diye Musa'nın fukaha kuratılmaz bir cümle hamile kuratılmaz. Tüm geçmişlerimizin ruhuna Adem babamızdan bana kadar ahirete ihtiyat etmiş olan bütün müminatın ruhuna, müminatın ruhuna, bizim dua beklenen okuyanların da geçmişlerin ruhuna hediye etsem Allah'a sayar Rabbil Alem. Bunlar bereketiyle, bunlar sebebiyle bütün hayırları nasip eyle, şerlerden uzak eyle, musibetlerden muhafaza eyle. İşimize, gücümüze bereket ver ya Rabbil Alem. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlara nasip eyle. Aile yuvalarını muhafaza eyle. Din, bugün İslam yaşamak isteyenlere kolaylık ver ya Rabbel Alem. Kur'an-ı Kerim her tarafa serbest eyle ya Rabbel Alem. Okullara da Kur'an-ı Kerim dersi nasip eyle ya Rabbel Alem. Herkesi Kur'an'la tanıştırmasını nasip eyle. Bizi de buna vesileyle İslam ilimlerini her tarafa neşredecek güç kuvvet ver ya Rabbel Alem. Hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eyle. Helalında merzuk eyle, haramlardan uzak eyle. Evlatlarımızı Kur'an nesli olarak yetiştirmeye bizi muvaffak eyle. Amin. İslam alemini özellikle Suriye'de zamanda zalimlerin şerrinden kurtar ya Rabbi. Amin. Ümmet-i Muhammed'i İslam'da birleştir ya Rabbi. Amin. İslam birliği nasip eyle. Bütün dünyaya İslam'ı, Kur'an'ı, sünnesini ulaştırmaya muvaffak eyle. Amin. Kafirlere hidayetleri nasipse hidayet ver. Değilse onları defet ya Rabbi. Amin. Ümmet-i Muhammed'i kurtar ya Rabbi. Amin. Efendi Hazretimizi başımızdan eksik eyleme. Ona cümlemizi uzun ömür hüsnü hatime nasip eyle. Geçmişlerine rahmet eyle. Lillahi Teala Fatiha.